Yayındayız. Süper. Tamam. Yayında mıyız değil miyiz diye şöyle bir baktık ama neyse ki biz bir televizyon kanalı değiliz, o yüzden hata yapabiliriz. Başta 5 tanelik bir boşluk olabilir. Hiç sorun değil. Herkese merhaba. Az sonra, bir saat sonra öğlen değerlendirme toplantılarını yapacağız biliyorsunuz. Tüm girişimlerle ancak konuklarımız olacak. Bugünkü ilk konuğumuz Doktor Oğuzhan Aygören. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi direktörü. Aynı zamanda Full Disclosure komünitenin yatırımcılarından birisi kendisi. O yüzden onu da söylememiz lazım. Bugün aramızda sağ olsun Hackathon'a katılan bazı arkadaşlar Oğuzhan'a sorular sordular. Ürünleri göstermek istediler. Dışarıdan taze bir gözün ürünlere bakmasını istediler. İşte ürünleri fikirlerini söyledikten sonra Oğuzhan şimdi canlı yayındayız. Abi hoş geldin. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Gayet güzel. Yani güzel. Çok sağ olsun. Bir televizyon programı değiliz dedim ama aslında daha iyisi. Evet, doğru. YouTube'dayız. Doğru diyorsun. Sen televizyon programı yapan birisin. Tabii. O yüzden büyük ihtimal aksaklığa alışkınsındır. Kısaca kendinden biraz bahseder misin? Kimsin, nesin, neler yaptın bilmeyenler için. Evet. Söylediğin gibi şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Girişimcilik merkezinin başındayım. Yani misyonumu da aslında herkese girişimciliği anlatmak olarak tarif ediyorum. Yani herkesi girişimci yapmak, ama herkes illa şirket kurmak zorunda değil ama bir şeye başlaması lazım. Kendimi de öyle tarif ediyorum. Kendim de aslında bir girişimciyim. Kendimi akademisyen girişimci diyorum. Geçmişime baktığımda eğitimimde aslında mühendislik eğitiminden sonra MBA, sonra kurumsal hayat, sonrasında 3 ayrı kendi startup deneyimim. Sonrasında doktora ve şey diyorum işte akabinde de aslında en son girişimcilik deneyimimden sonra da CEO'luktan asistanlığa terfi ettim diyorum. Çünkü akademik hayatta da şunu gördüm aslında. Akademik hayatta da böyle biraz tek kişilik bir girişimin sahibisin aslında. Evet, evet, yani kendi kendine yönettiğin bir bakış açısının sahibisin. Sende bir girişimcinin kaliteli bir azmi var. Onu anlıyorum. Bir azim var içeride. Hep daha fazla insana fayda sağlamak istiyorsun gördüğüm kadarıyla. Tarzın, tavrın da o. Seni internetten tanıyanlar, sosyal medyada takip edenler için bir itibarını yönetiyorsun. Hem de çok iyi yönetiyorsun. Tabii akademisyen olmanın getirdiği ağırlık da var yanında büyük ihtimalle. Aynı zamanda senin auran da var. Hani seni yakından tanıyan, hani fiziksel olarak senin aynı ortamda bulunmuş birisi. Senin o auranı hissediyor, o enerjiyi hissediyor. O yüzden evet, yani çok iyi tanımadı yani. CEO'luktan asistanlığa terfi etmek de çok iyi bir şey, bir analoji, iyi bir benzetme. Aynen. Peki siz şu anda Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nde neler yapıyorsunuz? Biraz onu anlatabilir aslında misin? Aslında bu bahsettiğim misyon çerçevesinde herkesi girişimci yapmaya çalışıyoruz. 4 tane ana felsefemiz var. Bu felsefelerden birincisi statikoyu sorgula. Yani o normu sorgula. Zaten bu aslında Boğaziçi öğrencisinin felsefesinde vardır. Ya bu niye böyle diye sorgulamak. Yani bunu koyması aslında çok zor olmadı ama diğer konular, bir tanesi hataları benimse, girişimcinin özünde olan. Hı hı. Çünkü aslında biz hep böyle düşünsenize, yani bir üniversiteye giren öğrenci mükemmel olarak giriyor. Üniversite sınavında ne kadar az yanlış yaparsa öyle başarılı oluyor. Halbuki gerçek dünya böyle değil. Gerçek dünyada yanlış yapa yapa öğreniyorsun. Evet, hep girişimcilikte bunu diyoruz. Ne kadar sık ve ne kadar çabuk yanlış yaparsan doğruya ve başarıya o kadar çabuk ulaşıyorsun. Bir diğeri uzun vadeli düşünmek. Yani böyle hep böyle kısa vadeli bazen çıkarlar bizim için baştan çıkarıcı ve tahrik edici olabiliyor. Ama bunların tuzağına düşmeden acaba uzun vadeli düşünüp daha büyük işler yapabiliyor muyuz? Ve dördüncüsü de yalnızca kendini düşünme. Çok güzel. Yani bu kendinden ötesini düşün. Bu bencilce davranışlar yerine bulunduğumuz çevreyi ve ortamları beslemeye inanırız diyoruz. Ve bu eksende de çeşitli işler yapıyoruz. İşte öğrencilerin, mezunların, girişimcilerin, yatırımcıların bir arada olabileceği bir network sunuyoruz. Bir hub sunuyoruz. Ne gibi şeyler var burada? Birincisi, doğrudan aslında bize sadece startup ya da girişimciler başvurmak zorunda değil. Kendisini geliştirmek isteyen ve girişimciliği öğrenmek isteyen öğrenciler de bize geliyor. Okay. Onun için de sunduğumuz Değişim Öncüleri adını verdiğimiz bir program var. Hatta bu sene İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Girişimcilik Merkezi olarak beraber yapıyoruz bu programı. Ve bu programda girişimciliği deneyimlemelerini sağlıyoruz. Herhangi bir fikre sahip olmadan. Hı hı. Devamında da Stanford Üniversitesi ile ortak bir programla devam ediyoruz. Ve buradan aslında insanlar, wow, girişimcilik aslında benim öyle düşündüğüm gibi bir şey değilmiş, ben de yapabilirim hissiyatını aldıktan sonra işe başlıyorlar. Bak, tam bu noktada aklıma şunu getirdin. Geçenlerde Flu TV var ya, orada Murat Yerde Kalmazer diye bir yönetici koçu var. Onun işte videolarını çok beğeniyorum. Konuşma tarzı da çok hoşuma gidiyor. Onların çektiği videodan bir tanesi pasif agresif iletişimle alakalı. Ama içinde o videonun assertiveness diye bir şey kullanıyor, bir söylem kullanıyor. Assertiveness
her ne kadar Türkçe'ye girişken diye çevirebileceğimiz bir kelime olsa, girişken bizim kulağımıza genelde kötü bir ne diyorlar ona, connotance bırakıyor. Ancak assertiveness tam olarak sizin bu dört pillar'ın üstünde, dört sütunun üstünde kurulu girişimcilik tanımınıza da uyuyor gibi geliyor ya, geldi bana. Ya şöyle, şimdi assertiveness'ın da yani bence aslında hayatta hani bir şey var ya, zehir miktarıdır demişler. Yani bir şeyin derecesi, miktarı ne kadar fazla olursa o da hani zorlayabiliyor. Çok fazla girişkenlik, çok fazla assertiveness şey olabiliyor. Bazen şöyle örnek veriyorum. Şimdi bazı kişiler oluyor. Böyle işte assertive dediğin gibi. Assertive ne demek? Belki tuttuğunu koparan, böyle biraz daha gidip tırmalayan, mücadele eden. Mücadele eden diyebiliriz. Bunun şöyle bir ince hassas bir noktası var. Bir noktadan öteye geçince de hırslı oluyorsun. Yüzsüz olabiliyorsun mesela. Ve o hırs da seni de yiyip bitirebiliyor. Yani ayrı bir şey, böyle ince bir çizgisi var. O çizgiye gelmekle, yani bunu yapmak arasında ama bence geniş bir daire var. Bazı insanlar hani bunu böyle görmüyorlar. Belki bir şey istemek çok zor geliyor. Bir şey istediği an bir anda bir dakika ya yüzsüz gibi görünür müyüm? Hayır, tam tersine. Senin yardım istemen lazım. İstemen lazım. Şimdi şöyle, benim oğlumla aramda bir sohbet geçti. Şimdi oğlum 8,5 yaşında şu an ama bu sohbet geçeli 3-3,5 sene oluyor. Yemek yiyoruz, akşam yemeği. Ve dedi ki ben iştahlı yiyen bir insanım. O yüzden hızlı yiyorum aslında yemeği. Ve oğlum dedi ki bana, baba sen ne kadar hızlı yedin dedi. Söyleme tarzı tabii negatif, yani negatif derken hani hızlı yemek negatif bir şeymiş gibi. Sonra eşim de fiziksel bir açıklama yaptı. Dedi ki oğlum baban senin 3 katın büyüklük olarak ve tabii yüzü de senin 3 katın, ağzı da büyük normal olarak. Dolayısıyla o bir çatal aldığında daha fazlasını yiyor falan. Tabii ben şimdi bunu düşünmeye başladım çünkü çok şey öğreniyorum ondan. Ondan sonra ve neden böyle düşünmüş olabilir diye. Aradan 4-5 gün geçti. Yine aynı mevzu. Yine akşam yemeği. Dedi ki baba ne kadar hızlı yedin. Bu sefer ama verecek cevabım var. Dedim ki oğlum ben hızlı yemedim, iştahlı yedim dedim. Çünkü sigarayı bırakalı ben 6 sene olmuş. Şu an 9-9,5 sene oldu. Sigarayı bıraktıktan sonra yemeğin tadının farkına vardım. Ve hızlıyı, o negatif şeyi iştahlıya çevirerek hem onun aklında o negatif konotansı biraz pozitife çevirmeye çalıştım. Hem de kendimi tanıma konusunda bana fırsat verdi. Aslında o aradığımız o şey bu değil mi yani? Yaklaşık olarak bu yani. Hani hızlı yemek onun farkına vardığı anda böyle bir sakinleşip ihtiyacı olduğu kadarına ve belki de onu iyi paketlemek anlamında. Ben aslında buna şimdi birkaç farklı şekilde ele alabilirim. Sen yemeğin hızından bahsettin. Mesela yediğimiz yemeğin içeriği ve ölçüsü de burada bir şey kavram. Ben orada şey diyorum. Şimdi yemek var, tıkınmak var, doymak var, beslenmek var. Çok güzel. Bunların hepsi birbirinden farklı. İnsanlar doymak için yiyorlar. Ben mesela ekmek yemiyorum. Abi nasıl doyuyorsun diyorlar. Ben doymak için yemiyorum ki. Evet. Yani doymak için yemiyorum ama doyuyorum. Şimdi girişimcilikte de aslında böyle bir konu var. Oraya bağlayayım. Hatta TED konuşmamda da başta çalışmanın amacı para kazanmak mı? Bunu niye diyorum? Birçok insan aslında para kazanmak için çalışıldığını zannediyor. Hayır, öyle değil. Dünyanın en çok para kazananları bunu para kazanmak için yapmıyorlar. Kim bunlar? İşte Google, Apple, Facebook gibi şirketler. Evet. Bir derdi var ve derdini çözmek için yapıyor. Şimdi yemekteki derdin de işte ben daha iyi olmak istiyorum diyorsun. O zaman beslenme odaklı yiyorsun ve günün sonunda daha iyi oluyorsun, doyuyorsun da. Şirkette de ben bir şey sorunu çözeceğim diye yola çıkıyorsun. Çözdüğün sorun için uğraşıyorsun. O sorunu o kadar iyi ve herkesten çok çözebiliyorsun ki bir anda herkes sana gelip "Vav, ne kadar güzel çözdün. Bizim için de çözsene." diyor. Ve bir anda bir bakıyorsun aslında para da kazanmışsın. Şimdi ben burada aramızdaki bir farktan izleyicilere bahsetmek istiyorum. Ben burada diyorum ki yemeğin hızı, iştahlı olma falan diyorum. Ancak Oğuzhan oradaki örneği alıyor. Lap diye bir akademisyen şeyiyle, didaktizmiyle yemek, tıkınmak, beslenmek, doymak falan diye mis gibi böyle şeylerin üstüne koyuyor. Çok güzel. Çok güzel toparladın. Harika abi. Peki. Şimdi biz bugün burada hackathon yapıyoruz. Az önce birkaç kişiyle tanıştın dışarıda. Ortamın bir kokusunu aldın. Senin hackathonlarla ilişkin nasıl? Hackathonlarla bugüne kadar hiç hackathon yaptınız mı? Neler yaptınız? Girişimciler var mıydı? Sosyal girişim miydi? Biraz anlatır mısın orada? Tabii hackathonlarla aslında ya çok eskiden beri kişisel geçmişim var. Kendi katılmışlığım da var. Yani özellikle aslında Amerika'da bulunduğum dönemde de ilk deneyimlemiştim, herhalde bir 8-10 sene olmuştur. Orada da böyle bu tip hackathonları deneyip hani faydasını gördüm. Sonrasında Türkiye'de birçok hackathonda jüri üyeliği yaptım. Ve kendi adıma da koronanın başladığı ilk günlerde bir hackathonun aslında başlatıcısı çok oldum. Çok meşhur olan bir hackathonlar Koronaton Türkiye. O da şöyle oldu.
Şimdi korona başladı. Ya o Mart'ın ilk haftası. Herkesin moraller bozuk. Evet. Herkes eve kapanmış. Evet. Ne olacağı belirsiz. Dünya ölecek nasıl... miyiz diye. Aynen. Eve paketler geliyor. Paketlerin üstümüzü. Dışarı yani. Çıkamıyoruz. Evet. Ne olduğu belli olmayan bir zamandayız. O sırada da işte şeyi gördüm. Estonya, işte bu dijital konularda ileri zaten biliyorsun. Hı-hı. Estonya'da bir hackathon yapmışlar. O haberi okudum. Sonra bir tweet attım. Dedim ki arkadaşlar Estonya'da bu hafta sonu bir hackathon yapmışlar. Ne dersiniz biz de hızlıca böyle bir şey organize edebilir miyiz diye bir tweet attım. Dünyada o zaman bu ilk. Sonra hemen akabinde 24 saat içinde öyle bir geri dönüş oldu ki yani ben de hani olur mu olmaz mı birçok işte telefonla görüştüm. İşte sanayi odası, ticaret odası, kalkınma ajansı, işte Boğaziçi ile beraber İTÜ, ODTÜ, ondan sonra işte Habitat Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Endeavor, Girişimcilik Vakfı derken vay canına, 50'den, ne yapsın fazla, ya 50'den fazla paydaşın bir araya geldi ki normalde bir araya getirsen evet, getiremezsin. Getiremez yani. Uğraşsan 6 ay, 9 ay yazışma mümkün yapman lazım. Değil. Mümkün yani, diyordu. 24 saat içinde ve o akşam biz Türkiye'nin önde gelen girişimcileriyle bir Zoom yaptık. Yani hepiniz biliyorsunuz o girişimcileri önde evet, gelen. Evet. Ve konuşurken şöyle ya bazıları şey dedi. Ya biraz beklesek mi? Haftaya yapalım, öbür hafta yapalım ondan sonra. Ama genel görüş şey oldu. Bir dakika arkadaşlar. Biz girişimciyiz. Biz bir değişim yaratmak için buradayız. Evet. Ve şu anda dünyanın bize ihtiyacı var. Yani hakikaten evet, genel hava buydu. Ve o sırada Zoom'u yapıyoruz. Bir kişi... sevgili TalentMail'ın kurucusu sevgili Sure, dedi ki arkadaşlar dedi ben siteyi yaptım bile dedi. Yani Zoom'da konuşurken Koronaton Türkiye'nin sitesini o anda yaptı. İnanılmaz. Tamam dedi konuşacak bir şey kalmadı. Hemen biz Zoom'u kapattık. Bu sefer şeyine başladık. Görsel duyurularına başladık. Evet, 24 saatte duyuru süreci sürdü. Yani 24 saat şey ortaklıklar, internet sitesi 24 saat duyuru süreci ve o hafta sonu işte 17-18 Mart veya 20-21 Mart yani o hafta sonu. İnanılmaz. O yani 12 Mart'ta Türkiye kapanmaya tabii gitti. Türkiye kapandı. Biz bir hafta sonra hafta sonunda böyle bir hackathon organize ettik. Çok ve güzel. Şöyle şimdi daha önce bir online hackathon organize etme deneyimi hiç kimsenin yoktu. Dedik tabii ki ya biz bunu hani yapabilecek beceride ve tecrübedeyiz. Kervan yolda düzgün. Aynen öyle. Başlayalım hani quick and dirty diye bir laf vardır evet, yani aynen, hızlı ve kirli. Biz onu temizleriz yolda giderken. Ve ben şöyle diyorum aslında bir hayalle hedef arasında da farka dikkat çekerken şöyle diyorum. Hedef çok somut böyle çıktıları olan ve nasıl gideceğini bildiğim bir yol ama hayal seni heyecanlandıran ama aynı zamanda tedirgin eden ve nasıl gideceğini bilmediğin bir yol. Evet. Biz burada öyle bir hayalin peşinde çıktık. Şunu söyleyenler de oldu. Ya biz ne ödül vereceğiz, ne hediye vereceğiz? Ya ödül yok, hediye yok. Bir yapalım, bir başlayalım. Başlamak evet, için bu hackathon'a başladık ve 1500 başvuru geldi. 150 civarında kişi online mentorluk verdi. İnanılmaz. Gene Türkiye'de önde gerçek, gelen isimler. Gerçek gerçek yani. Onlar böyle bir işte Google dosyası yaptık orada mentorlar. Herkes böyle şey self service. Yani herkes kendi ismini yazıyor. Saat hangi, kaç aralığında müsait? Nasıl bağlanabilir insanlar onu yazıyor. Katılımcı işte canlı YouTube'dan canlı yayınlar yapıyoruz. Aynen böyle şu anda yaptığımız çok güzel, gibi. Aynen. Biz de bu arada bir şey diyeceğim. Biz de çok quick and dirty. Bayağı hani böyle hadi yayına başlayalım. 10 dakika içinde tık 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 yayına başlıyoruz. Şahane. Yani. Ve bir anda zaten bizim YouTube kanalımızda binlerce kişi oldu. Yani olmaz, daha ilk gün YouTube'da binlerce kişi izliyor, takip ediyor. İşte YouTube, Facebook, Instagram buralardan duyuruları yapıyoruz. Doğru zamanda doğru işi yapmak yani korona, bütün herkes ne olacak? Dünyada hiç kimse hiçbir aynen, şey bilmiyor konuyla ilgili. Ve siz de o karanlıkta yol alırken kesinlikle bir fayda sağlamış hakikaten. Gece biz 12'lere 1'lere kadar Zoom toplantıları yapıyorduk. Yani bu birkaç hafta devam etti. Hatta birkaç ay devam etti. Ve bir gün işte Teknoloji Bakanı geliyor, bir gün Sağlık Bakanı yardımcısı geliyor, bir gün TÜBİTAK Başkanı gecenin 12'si bizim Zoom toplantısında. İnanılmaz. Yani hani o kadar böyle şeye yayıldı ki bu yani etkisi büyüdü. Başladığımızda hiçbir sözle başlamadık ama iki gün sonunda işte şirketlere aldığımız desteklerle 130 bin TL'yi biz 12 tane girişimciye dağıttık. Sonra TÜBİTAK Başkanı'nın katıldığı Zoom toplantısının ertesi gün TÜBİTAK'tan aradılar. Biz TÜBİTAK olarak 600 bin TL destek vermek istiyoruz. Vay canına. 30 tane girişime 20'şer bin lira. Onun, o parayı da dağıttık. Bu girişimler arasında bugüne gelen var mı? Var. Ve hatta şöyle güzel haberler var. O zaman 20 bin lirayı alıp şimdi daha geçenlerde de TÜBİTAK'ın bu BİK programı var. Bireysel evet, genç girişimci. Evet. Şimdi 200 bin TL onun devamını şeyine almış. Bugünlere gelmiş. Böyle girişimciler var. Aralarında zaten başlamış ve satış yapanlar da vardı. O hafta sonu o hackathon'da fikir olarak başlayıp işte bugün gelip 200 bin TL desteği alan da var. O ilerleten de var. Yani çok böyle güzel, çok çeşitli aşamalarda müthiş bir deneyim oldu. Hı-hı. Ve devamında şunu da söyleyeyim. Asıl bizi gururlandıran şeylerden bir tanesi biz hani bu kadar çabuk ve başarılı yapınca birincisi Türkiye'de herhalde 500'den fazla haber kanalında hem görsel hem basılı medyada haber olduk.
İkincisi uluslararası dünyada işte Almanya'dan bizi birisi aradı. Biz Coronato Münih yapmak istiyoruz. Azerbaycan'dan franchise isteyenler oldu. Çok güzel. Sonra Avrupa Komisyonu'ndan bize bir mesaj geldi. Biz Avrupa'da da Avrupa Komisyonu bir hackathon yapmak istedi. İşte EU versus virus adında. Şimdi biz bir gün hemen uğraşıp Quick&Dirty bunu yapmışız Mart başında. Onlar 2 ay bir planlama süreci yapıp Mayıs'ta yaptılar bu hackathon'u. Hı. Ve bizden de bu konuda destek istediler. Biz devamında da Avrupa Komisyonu ve hackathon'una destek verdik. Çok güzel, inanılmaz güzel haber. Biz de şöyle, ben hiç hayatımda hackathon yapmadım, organize etmedim. Hani hackathon'lara katıldım ama. Hani katılımcı olarak bir hackathon'a katılmakla organize etmek arasında dramatik bir fark var. Biz en son katıldığım hackathon'a Levent'te Microsoft Office'inin alt katı var yemiş. O alt katta katılmıştım. Perişanlıktı yani. Yani orada bir sürü odalar var biliyorsun. Odaları ekiplere veriyorlar falan. Orada şeylerin üstünde yatılıyor. Sandalyelerin üstünde falan yatılıyor yani. Çok da hoş oluyor. Perişanlık derken güzel perişanlık yani. Biz 2 ay önce bir online hackathon yaptık. Ve bu online hackathon'a sadece community üyeleri, küçük bir duyuru. Sadece community üyesi olan insanlar ve ödül verdik. Basit bir ödül verdik. Ortaya 9 tane ürün çıktı. 9 tane. Ve 5 tanesi bayağı güçlü ürünlerdi. Sonra birinciye ödül verdik. Ve akabinde Creator Station'ın kurucusu Cem'le sanırım 2-3 hafta sonra sohbet ederken dedik ki Cem, niye online yapıyorsunuz ki? Gelin burada yapın dedi. Ya bak dedi, yani burası orman manzaralı, yüksek tavanlı. Ondan sonra hani şey, içeri girerken bütün herkese test yaparız. İçeride maskeyle oturdukları sürece hiçbir sorun da olmaz. Sana da test yaptık, evet. Bana da test yaptılar. O yüzden hani şey, gayet içimiz rahat. Gelin burada yapın dedi. Ben dedim ki aslında çok iyi fikir. Hani insanlar buraya da gelirler yani. Hani çünkü çalışması zevkli bir yer. Ve çok hızlı bir şekilde sağ olsun yemek sepetine ulaştık Mert Baki'ye. Mert yani hiç şey yapmadan, hiç lafını bile etmeden ekiple tanıştırdı bizi. Ekip Cuk diye sponsor oldu. Bütün yemek organizasyonunu yemek sepeti sayesinde çözdük. Mükellefe ulaştık. Dedik ki sevgili arkadaşlar, bireysel girişimcilik işi bu. Siz de bireysel girişimcilik raporu yeni yayınladınız ve bu tam olarak hedef kitleniz. Hadi bize yardım edin dedik. Hiç bizi kırmadılar. Geldiler yardım ettiler. Hatta az önce buradalardı yine. Ondan sonra Creator Station zaten yer verdi ve ortaya böyle bir iş çıktı. Hala ben hackathon organizasyonu yaptığımızı düşünmüyorum. Bir hatamız, bir eksiğimiz yok bence. Ancak bundan daha fazlası hackathon'da olur muydu? Çok büyük ihtimal olurdu da biz bilmiyoruz. İşte şimdi yaptık. Büyük ihtimal iki ay sonra bir tane daha, iki ay sonra bir tane daha yapacağız. Ve bu mikro sahası mevzu var ya, çok 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 ciddiye alıyorum bu mevzuyu. Bu mikro sahası meselesi. Neden? Geçtiğimiz yıl zaten dünya çapında 15 milyar dolar yatırım almış bir dikey bu sahası dikeyi. Ve bu sahasların tamamı mikrodan başladılar. Birçoğu mikrodan başladı en azından. Ve Türkiye sahas cenneti olabilecek bir yer. Hızlı üretim, ondan sonra ucuz iş gücü, yani bunu söylediğim için eminim arkadaşlarım da kusura bakmazlar. Durum olduğunda hani hakikaten mikro sahas çok hızlı üretilebilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sence mikro sahas ya da işte belki 2 ay sonra bir fintech hackathonu yapacağız. Yani basit finansal fintech sahas yani. Ya da financial sahas mı neyse artık yani o adı neyse. Öyle bir sahas yapacağız. Sen ne düşünüyorsun? Hiç aklına bir şey geliyor mu bundan ilgili? Kesinlikle. Yani şöyle aslında mikro sahas deyince bence onu bir açalım. Yani şöyle diyeyim, hani mikro girişimciliğin işte hizmet olarak yazılı abonelik modeliyle verilmesi. Abonelik modeliyle verilmesi. Şimdi az önce dışarıda mentorluk verirken aslında konuştuğum ekibe söylediğim bir şey vardı. Burada şeyi belirlemek lazım. Çünkü mikro girişimcilik diyoruz adı üstünde. Bir hedef kitle için, yani hangi hedef kitle için hangi sorunu çözüyoruz? Çünkü başında mikro olunca demek ki aslında hizmet görmeyen belli bir kesim var. Evet. Yani çünkü piyasadaki ürünler onlar için ya çok pahalı ya çok gereksiz. Evet. Ve giriş seviyesinde onların kullanabileceği aslında hazır çözümler yok. Kendileri elle ya Excel'de bir şey yapacaklar ya var olan çözümlerden bir karma bir şey yapacaklar. Hı-hı. Ama günümüzde öyle bir dünya ki aslında çok karmaşık yapılar, farklı tool'larla birilerinin bir gözün onları bir araya getirip kolay kullanım haline getirmesiyle kullanılabiliyor. Evet. Aslında mikro SaaS dediğinde sanırım bu sorunu evet. çözüyor diye düşünüyorum. Ben buna şu anlamda önem veriyorum. Şu bariyeri ortadan kaldırıyor. Ya bir iş yapacağım, işte yapacağım iş çok büyük olsun ve yapacağım iş için şöyle bir şeye ihtiyacım var gibi böyle insanların o kafasındaki bir şeye ihtiyacım var bariyerini ortadan kaldırıyor bu tip bir girişimler. Evet. Şunu söylüyor aslında. Kafana fikir mi geldi? Aklına fikir mi geldi? Abi hemen başlayabilirsin. Hemen başlayabilecek araç, gereçler, her şey burada. Şimdi ben üniversitede girişimcilik merkezinde ne yapıyorsun diye sordum. Benzer bir yaklaşımla
öğrencilere aslında ben de böyle bu gibi projeler geliştirmelerini söylüyorum. Genelde şöyle bir şey alıyorum işletmecilerden. İşte hocam ben yazılım bilmiyorum, ne yapabilirim ki? Diyorum yazılım bilmiyorsan bir sürü prototipleme aracı var. No-code araçları var. No-code araçları var. Ve burada bunu kullanan, Facebook kullanan birisi bu araçları kullanabilir bu kadar rahatlıkla. Evet. Birkaç gün uğraşınca. Dolayısıyla böyle hani bu tip projelerle projeler geliştirebilirsiniz diyorum. Ve bununla ilgili aslında bir şeyler çıkmaya başladı. Mesela bir tanesi şey yapmıştı okulun metro durağında. Metroya kaç dakika kaldı diye birisi uygulama yapmış. Bir tanesi şimdi şey yapıyor. Yurtta çamaşır makinesinde sıra oluyormuş. Yurttaki çamaşır makinesinde sıra var mı yok mu, boş makine var mı, böyle bununla ilgili. Bunu no code da yapıyor. Bunu evet no code da yapıyor. Çok güzel. İşte bu tip denemeler başladı şimdi. Aynen. Bu assertiveness diyeceğim ama neyse. Okey. Şey ama çok güzel. Hakikaten çok güzel. Abi senin zamanını aldık. Bir cumartesi günü geldin, evet. Bizimle bu sohbeti yapıyorsun. Bitirmem lazım aslında muhabbetine doymamız. Neden biliyor musun? Çünkü 6 saatte bir yapmaya çalıştığımız şey şu. 6 saatte bir status toplantıları yapıyoruz. Ve canlı yayınlıyoruz onları. 48 saatin sonunda izleyicilerin şunu görmesini istiyoruz. Bir tasarımcı ile bir yazılımcı bir araya geliyor. Ve 48 saatin sonunda baya baya çalışan bir SaaS ürünü geliştirebiliyormuş demek ki. Bak yani. Videoları da yayınlıyoruz. Soruyoruz onlara. Ne yaptınız geçtiğimiz 6 saatte? Önümüzdeki 6 saatte ne yapacaksınız? Neye ihtiyacınız var? Bu soruları soruyoruz ve bu status meetingleri yapıyoruz. Bugün zor bir gün olacak. Çünkü bu gece ikinci gece. Biliyorsun ikinci gece ne oluyor genelde? Şeyi düşünmeye başlar. Çok fazla ürünle bu kadar zaman ilgileniyorlar ya. Ya biz bu fikri beğenmiştik en başta ama bu fikir acaba iyi mi falan diye böyle endişeler, düşmeler. Ürün maalesef doğru gidiyor böyle. Bu akşam aynen. O yüzden çok eğlenceli aynen. Bir akşam oluyor hepimiz için. İlk gün heyecan tepesi, sonra tabii, ölüm maalesef. Aynen. Sonra yarın. Başarı dağına gidebilecekler. Aynen. Gidecekler umarım. Ondan sonra. Öyle bir şey. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ya benim için de çok keyifli oldu. Yani böyle stüdyo ortamında yayında özlemişim. O yüzden sohbette güzel oldu. Umarım. Yani bu yaptığınız işlerin de devamı gelir. Yani hep beraber de güzel bir şeyler yaparız. Birlikte de çok güzel şeyler yapacağız. İnsanlara şimdi biz de şey yapmayalım. Ben de girişimcilik merkezi söyleyeyim. Mesela biz de aslında belli dikeyler yaptık. Böyle bu sene merkezde. Bir tanesi işte bu mikro girişimcilik fikirleri. Bir tanesi blockchain NFT tarafı. Bir tanesi mobil gaming tarafı. Tabii ve ki. Bu önümüzdeki aylarda da aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde öncelikle öğrencilere açık olmak üzere. Ki sonrasında belki dışarıya da açarız. Böyle bu tip işte aslında hackathon gibi ama biraz daha uzun süreli, içinde eğitimi de olan ve bu deneyimi yaşayabilecekleri etkinlikler planlıyoruz. Çok güzel. Biz de duyuralım komüniteden mutlaka. Şahane olur. Aynen. Öyleyse bir sonraki bir konuğumuz daha var. Ondan sonra da ikinci günün status meetinglerine, durum değerlendirmesi toplantılarına geçeceğiz. Görüşmek üzere az sonra.